Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Allah subhanahu wa ta'ala'nın güzel isimlerini örgünüşe de inabette gidersiniz. Bugün Allah ta'ala'nın Ar-Rab, terbiye etkününde, parverdigar, terbiye kılıcı ismi hakkında ders kıyam bulamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radıyallahu anhu marhamat qiladi. Rasululloh aytganlar: "Inna lillahi tis'a va tis'ina isman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal janna." Payg'ambarimiz aytadilar, albatta Alloh taoloning 99 ta bir kam 100 ta ismi bor. Kim ularni sanab, o'rganib, yod olsa jannatga kiradi. Mana shu go'zal ismlarni yodlashlikning o'zi mu'min bandani jannatga kirishligiga kafolat bo'ladi. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel isimleri var. Bas onu öşe isimleri bilen çarlayınlar, yad edinler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ar-Rab ismi Allah Ta'ala'nın ismi azami degenliği hakkında rivayet var. İsmi azam bana şu 99'da isminin içindeki en büyük ismi. Bunu aynı manabunuzu anıqdı bura aytamaydı. Ana şu uluğ isimler, ismul azam, Ar-Rab ekenliği hakkında rivayetler var. Yani Al-Hayyul Qayyum ismi ham, Allah-u Teala'nın ismul azamı degen rivayetler var. Yani bundan taşkarı bir makul iştihatlar ham var ki, onlar da aytiladi. Seni haletinge bağlıq bo'lgan Allah-u Teala'nın ismi, ismul azam bo'ladi. Yani kesel üçün en, yani kesel üçün ismul azam, Ash-Shafiya, şifa bir göçü degen ismi bo'ladi. Fakir üçün, Allah Teala'nın ismi'l azami al-mughni, yani bir hacat kılıcı, boy badavlat kılıcı de gene buladı. Mazlum için Allah Teala'nın ismi'l azami al-adil, adil. Makhur, mağlub insan için Allah'ın ismi'l azami bu an-nasir, yardan bir uçu. Demek kişinin halatı kandı türgen bulsa, şu halatı ki münasip boyan isim şu kişi için demekken ismi'l azam bularken. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. La uqsimu bihadal balad ve ente hillun bihadal balad ve validin ve ma valad. Ey Muhammed Aleyhisselam, bana şu şehirge, yani Mekke'ye, halbuki siz hem bana şu şehirde yaşaysınız, hem de ota ve ondan bolgan balalarga kasam yat kılurman. Allah Teala Mekke'ye mükerremeye kasam içi yaptı ve ota ve ondan bolgan narsalarga, balalarga. Ota balanın ortasındaki münasebatı. Otanın özünü farzandaki bugün mihri buradalar bir kıyas buladı. Kişinin saadeti farzandının saadeti gibi bağlı buladı. Hatır cemliği farzandlarının hatır cemliği gibi bağlı buladı. Kişi farzandı özüden uzuk geçişini haliydi. İlimde, hünerde, hulkta, kesbi hünerde. Etkemen o. En yakın aşınız size bir sport müsabakası yutuvasa, en yakın ağanız, beraber alam kalasın. Ama balayız yutuvasa, maza kalasın. Balası bulan sport oynayıp yutkuzup koyanlar var mı içilerde? Atasına oğlu da da koyuyor. Yutkuzup duruyor, maza kalasın. Çünkü o sizi balayız. Demek kişinin saadatı, farzantının saadatı diye doğrudan doğru bağlı oladı. Çünkü en mehriban adam, ata desek, farzantının nisbetten şuna mehirli oladı. Katta bir muassasani tasavvur qilaylik, bir ish o'rni bo'shadi. Shu muassasani rahbari shu o'ringa bir ishchini oladi sinov muddati bilan. Bir oymi, ikki oymi ishlaydi-da. Sinov muddati tugagandan keyin uni yo'l qo'ygan xatolarini ro'yxatda sanab chiqadi. Agar ko'payib ketgan bo'lsa, ishdan bo'shatadi, uni ishga olmay qo'yaradi. Endi shu rahbar, shu tashkilotning rahbari shu o'ringa o'zini o'g'lini olmoqchi bo'lsa nima qiladi? Unga ham shu sinov muddatini beradi. Muddat tugagandan keyin uni ham sinov xatolarini sanab chiqadi, lekin maqsad haydash emas. Ana shu xatolarni o'rtaga qo'yib turib malomat qiladi, koyida urishadi. Nima uchun? Ta'lim olishligi uchun. Shu ishlarni qilma deb
onu o'rgatishlik uchun shu ishga, uni bu yetakandek imtihonga soladi. Hayda borishiga tushunmas. Alloh taolaning Ar-Robb tarbiyalovchi, murabbi, tarbiyat kunanda ismi. Buni tushunishligimiz uchun otani farzandlarga qilayotgan muomalasiga bir qarashimiz kerak, shunda tushunishimiz oson bo'ladi. Ota o'zini oilasi uchun uy barpo qiladi. Uy uchun kerak bo'lgan barcha jihozlarni muhayyo qiladi. Farzandi betob bo'lsa tabibga yuguradi. Biroq ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa uni ro'yobga chiqarishga intiladi. Xato qilsa nasihat qiladi, bilmaganini o'rgatadi. Xatoni takrorlaversa jazolaydi. Mana shu jazolayotgan paytda yomon ko'rib jazolayotgan bo'ladimi? Yo'q, modomiki murabbiymi farzandiga, o'shib bergan jazosi ham yaxshi ko'rganligi uchun bo'ladi. Toki shu xatosini nima qilmasin? Takrorlamasin. Demek, Ar-Robb kelimesini soddaroq qilib tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mehribon, ilmli, shafqatli otani o'zini farzandiga qiladigan muomalasiga qaraymiz. Alloh taolo o'zining oyatlari bilan siz bilan bizni tarbiya qiladi. Shuning uchun biz uchun eng yaqin ism birodarlar Ar-Robb, tarbiyalovchi, murabbi, tarbiyatkunanda ismi. Chunki har kuni Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Mana Qur'onda Alloh taolo mana shu ismi haqida aytadi. Astagfirullah. Salamun qawlan min robbir rahim. Ularga mehribon parvardigori tomonidan salom aytilur. Ya'ni mehribon, tarbiya qiluvchi parvardigor. Baldatun toyyibatun va robbun g'ofur. Pokiza shahar va mag'firat qiluvchi parvardigor. Tarbiyat yo'nanda Rob. Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Aqlimizni, jasadimizni, nafslarimizni. Alloh taolo tarbiyasini agar bizni ustimizdan bir lahzaga olib qo'yadigan bo'lsa, biz halok bo'lib ketamiz. Men ko'p aytaman-ku, o'sha bir osham oshni oldingizda yutdingiz. Ba'zida bir dona guruch o'tib ketib qoladi, qilib totganda. Qadan tushadi? Adavizingizga. Ya'ni Alloh taolo mana shu joyda boyagi ma'daga klapningizni tarbiya qilib turadi, o'zi idora qilib turib, boshqarib turadi, adashmaydi. Tonnalab guruch yeysiz umringiz davomida. Ammo nima bo'lmaydi? Qoqib ketmaysiz, adashib ketmaysiz. Suv ichib, o'sha boya aytgandek o'tib ketib qoladi. Nima bo'ladi? Adavizingiz. Ar-Robb. Bu ismning nozik ma'nosi Alloh taolo Parvardigorimiz barcha narsaga o'zini xilqatini, shaklini ato etdi va uni to'g'ri yo'lga solib qo'ydi. Mana Fir'avnning huzuriga Musa alayhissalom kirganida Fir'avn so'radi. Qola faman robbukuma ya Musa. Ey Musa, sizlarda robbinglar kim? Harun va Musa alayhissalom ikkalasi kirganida sizlarda ikkovlar robbinglar kim dedi. Shunda Musa alayhissalom robbisini tanishtirdi. Qola Robbuna allazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Musa aytdi. Parvardigorimiz, ya'ni bizni Robbimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'rilab yo'lga solib qo'ygan zotdir. Shaklini berdi va to'g'ri yo'lga solib qo'ydi. Munosib shaklni berdi, munosib suratni berdi, munosib his qilish organlarini berdi, munosib xususiyatlarni berdi. Bir hayvonda bor xususiyat, ikkinchisida yo'q. Chunki birinchisiga kerak bo'lgan bu xususiyat ikkinchisiga kerak emasda. Suvda yashaydigan jonivorlar bor. Uni xususiyatlari quruqda yashaydiganga to'g'ri kelmaydi. Hayvonlarda shunday bir xususiyatlar bor, insonga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Mana ana shu Alloh taolaning mahluqotlaridan bitta eng haqir pashani ko'rib chiqamiz. Ayrim misollarda aytamiz. Mana kichkinagina mitti jussasi bor. Alloh taolo bunga shunday bir xususiyatlarni joylab qo'yganki, Parvardigor. Birinchisi, u unda haroratni his qilishlik degan narsa bor. Qarang, kichkinagina mana shu boshida 100 dona ko'zi bor. Tasavvur qiling, odamda boshida 100 ta ko'z olsa, chashga joy qoladimi? 100 ta ko'zi bor. Yana 48 ta tishi bor. Yuragi nechta? Bitta emas. Har bitta qanotiga bittadan yurak. Ya'ni mana shu kichkinagina mitti jussasiga Alloh taolo shuncha narsani nima qilib qo'ydi? Sig'dirib qo'ydi. Birodarlar, haliga kichkina manday jihoz ovoz yozishini o'ylab ko'rib turib, mana shu ovoz yozar ekan qara, qoil qolish kerak deysizda, bir odamning aqliga qoil qolasiz. Ozgina shu tirnoqdek narsa, fleshkani oling mana, kichkina fleshkani.
Çünkü sızıqadı ya deysiz. Bu adam bolası akıllı bilan oylab topgan narsa şunchalik qoyil qoldiryapti. Siz paşanı tasavvur qiling birodarlar. Paşanı. Ağzı nima ketsa şunu eritarken suyuqlikka aylantirib tashlaydi bu narsa. Paşa birodarlar narsalarni rangi, hajmi, shakli bilan ko'rmaydi. Harorati bilan ko'radi. Radar deb qo'yilar. Shuning uchun Alloh taolo unga mana shu haroratni his qilishlik xususiyatini berdi. Mehribon Parvardigor. İkincisi, keyingisi qon navini ajratadi paşa. Bitta xonada ikkita kuyga yotadi, bittasini paşa chaqmagan joyi qolmaydi badanida, ikkinchisiga paşa tegmagan. Demek paşa çakıştan avval, onu kanını soruştan avval, o kanını nima qiladi? Tahlil qiladi. Diagnoz qiladi, analiz qiladi. Doğru kese içerdi, doğru kemesi içmeydi. Yok bo'lgansizlar, o'ylab ko'rganmiz mi şu kişkine, biz qarshimizga yetayotgan paşanı, jussasi shuncha bir mucizeler borligini. Aytdi-ku, Parvardigorimiz barcha narsaga öz xilqatini, şeklini ato etib, so'ngra doğru yo'lga yollab qo'ygan zotdir. Bu paşada shuncha bir mucize turibdi. Yana bitta xususiyati anesteziya deydimi, nima deydi? Doktorlar bo'lsa to'lab qo'yilar. Anesteziolog deydi. Qonningizni olib appendisitni chiqarishdan avval tomirdan qo'yadi haliga narkozini, hidatadi. Og'riqni his qilmaydigan qilib qo'yadi. Keyin qonningizni yoradi. Pashada shu xususiyat bor ekan birodarlar. Chaqadigan joyini avval shu yerda og'riqni sezmaydigan qilib turib, keyin chaqar ekan. Chaqib ketdi. Haliga suyuqligini ta'siri yo'qolgandan keyin qitishni boshladi, paşa bordi uraverasiz. Bu paşa uchib ketib bo'lgan allaqachon. Birodarlar, mana shu kichkina mitti paşaga Alloh taolo munosib shaklni, munosib xususiyatni berdi va o'zini yo'liga yo'llab qo'ydi. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Endi insonni qo'yvering endi. Agar insonni jasadidagi bor bo'lgan Alloh taoloning mo'jizalari, Alloh taolo insonga bergan, jasadiga bergan xususiyatlarni sanasak, birodarlar, ancha vaqt ketadi. O'shunda ham oxirigacha yetkaza olmaymiz sana. Alloh taoloning buyukligini birodarlar, mana shu homilani yaralishida ko'ramiz. Mana homila paydo bo'ldi, o'zi mo'jiza u. Tug'ildi. Mana biz atrofimizdagi birodarlar narsalarni yuzaki sathiy bilamiz xolos. Agar chuqurroq qarab, mana shu narsalarga chuqurroq fikr qilib ko'radigan bo'lsak, biz Robbimiz nimalarni ato etganligini ko'rib, qalbimiz Alloh taologa shukr keltirish bilan erib ketishligi kerak. Allohga hamd aytishimiz kerak bo'ladi. Onasini sutida yosh bola uchun temir moddasi yo'q. 2 yasharga yetmasdan turib ovqat yeya olmaydi. To 2ga kirib ovqatlarni mustaqil yeb, shu yegan ovqatidan temir moddasini o'ziga jamlagunicha onaning sutida temir moddasi yo'q dedik. Mana shu chaqaloqni o'tiga Alloh taolo 2 yilga yetadigan temir moddasini joylab qo'ygan bo'ladi. Aytyapman-ku, innama yashallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan olim bandalar ko'proq qo'rqadi. Ya'ni olim kim? Allohning azamatini ko'rgan, Allohning azamatini haqida tafakkur qilgan, tushungan odam. Bo'lmasa qarab qo'yib pashada o'tib ketaverasiz-da. Tug'ildi bola. Onasini ko'hragini yemadi. Solishiga yemadi. Kim berdi bu ilhomni? Hali ko'zi ochilgani yo'q, hali aql idrok hech narsa yo'q. Shu xususiyatni kim berdi? Alloh taolo. Demak, birodarlar, Parvardigorimiz barcha narsaga o'zini xilqatini, shaklini berdi va uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ydi. Parvardigorimiz azza va jalla. Robbisini mana shunday bir nozik oyatlarni tushungan odam uni ulug'lashidan boshqa chorasi qolmaydi. Mana osmonlar va yer haqida tafakkur qilish Alloh taologa siz bilan biz yetkazadigan eng yaqin yo'l. Mana hozir pashani gapirdik. Mana endi kitni gapiramiz. 150 tonna. 50 tonna yog'. 50 tonna suyak. 50 tonna go'sht. Shu kit o'zini bolasini kunda 3 marta emizar ekan, har emizganda 300 litrdan sut berar ekan. Bir kunda 1 tonna, salkam 1 tonna sut ishlab chiqaradi. Pashani o'ziga yarasha xususiyatlarini berdi,
kitga o'ziga yarasha. Demak, Alloh taolo shu pashadan boshlab kitgacha bo'lgan mahluqotlar haqida ozgina fikr qilib ko'raylik-da. Haqiqatan Parvardigorimiz har bitta narsaga o'zini xilqatini ato qildi va uni to'g'ri yo'lga nima qildi? Yo'llab qo'ydi. Qala robbuna a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir. Ar-Robb, Parvardigor, tarbiyat kunanda. Mana har kuni biz alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Olamlarning tarbiyat kunandasi, olamlarni tarbiya qiluvchi Allohga hamd sano bo'lsin. Necha marta qataramiz bir kunda robbil alamin, Rob so'zini, ismini. Va boshqa hech qaysi ismini bunchalik takrorlamaymiz, e'tibor beringlar-da. To'g'rimi? Komil, olim, rahim shafqatli ota bolalarini doim nazorat qiladi. Qayerga ketdi, qachon keldi, kim bilan yuribdi, do'stlari kim, nimalar bilan mashg'ul. Mana shu mutoba, kuzatuv xususida Robbimiz nima deydi azza va jalla? Astaydu billah. Afaman huwa qoimun ala kulli nafsin bima kasabat. Axir u Alloh har bir jonning qilgan amali ustida kuzatib turguvchi zot emasmi? Ya'ni bu so'roq gap o'zi aslida daraga ma'nosi, daraga gap ma'nosida. Men kuzatib turaman har bitta nafsini deyapti. Bemor tabibni oldiga borar ekan, shu banisasiga yotar ekan, tabib uni ko'radida, qon bosimini tekshiradi, temperaturasini tekshiradi, saqrini tekshiradi, shunga qarab tavsiya beradi. Va nazorat qilib turadi. Agar hamma narsa tabib aytgandek bo'lsa, natija ijobiy bo'ladi. Agar tabibni ko'rsatmasiga teskari ish qilsa, natija salbiy bo'lgandan keyin bu mehribon tabib nima qiladi? Operatsiya yotkizadi endi. Ha? Endi qarang, qonning yorayotganda unga yaxshilik qilyaptimi, yomonlik qilyaptimi tabib? Allohu xoliqu kulli shay. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. Va huwa ala kulli shay'in vakil. Va u barcha narsaning ustida vakil, homiydir. Rob azza va jalla, tarbiya qiluvchi, murabbiy, tarbiyat kunanda. Ibrohim alayhissalom mana Namrud bilan turar ekan, o'zini qavmini da'vat qilar ekan, shunday dedi. Astaydu billah. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum va aba'ukumul aqdamun fa innahum aduun li illa robbal alamin. Illa robbal alamin. Ibrohim aytdi. Sizlar o'zingiz ham qadim-qadim ota-bobolaringiz ham ibodat qilguvchi bo'lgan butlaringiz haqida hech o'ylab ko'rdinglarmi? Shak shubhasiz ular men uchun dushmandir. Faqat Robbil alamin dushman emas. Qarang, allazi xalaqani fa huwa yahdin. Endi Robbisini Ibrohim alayhisalom tanishtiryapti. U meni yaratgandir. Bas o'zi meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur, u meni o'ldirur, so'ngra qiyomat kunida qayta tiriltirur. Ya'ni meni tarbiya qiladi, hidoyat qiladigan ham o'zi, qornimni to'yg'izadigan ham o'zi, kasal bo'lsam shifo beradigan ham o'zi. Qarang-da. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Agar kasal bo'lib qolsam shifo beradi deyapti. Ya'ni o'ldirib tiriltiradi deyapti. O'lishlik meni ishim emas. Alloh o'ldiradi, ammo kasal qiladi demayapti. Alloh kasal qilmaydi birodarlar. Banda Alloh chizgan manhajdan chiqib ketgandan keyin banda kasal bo'lishlik sababini qiladi, Alloh kasalni yaratib beradi. O'zim kasal bo'lsam deyapti. Shunda nima qiladi meni? Endi Alloh bergan dardda deb qo'yadi. Alloh dard berar ekanmi? Berar ekan, qachon? Qachon berar ekan dard? O'zimiz so'rab olganimizda. Shuning uchun Alloh taolo bergan shu dardi mehribonligi. Musulmon kishi aqidasini yaxshi bilishligi kerak. Ana shu aqidasini yaxshi bilishligi uchun Alloh taoloning go'zal ismlarini, Asmoli husnoni o'rganib chiqishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar-ku, Alloh taoloning 99 ta, bir kam 100 ta ismi bor. Kim uni sanab, o'rganib yod olsa, albatta jannatga kiradi. Alloh taoloning ismlari siz bilan bizga yaqin birodarlar. Eng yaqini Ar-Robb, Parvardigor ismi. Kasal uchun
En yakın ismi Aşşafi, şifa beruvchi. Fakir için en yakın ismi Al-Mughni, behojat qiluvchi, boy badavlat qiluvchi. Mazlum için Allah Taala'nın en yakın ismi Al-Adil. Demek sizi holatingizga qaysi narsa munosib? Alloh taolaning qaysi ismi sizga to'g'ri kelyapti? Mana shu ism sizga eng yaqin va mana shu ism siz uchun ismul azam bo'ladi. Asmoul husnoni o'rganishlik musulmon kishining aqidasini muhim qismi hisoblanadi. Ar-Robb, Parvardigor, tarbiyat kunanda. Bu ism haqida gapiradigan bo'lsak, bir mavzuni tashab o'tib ketishga haqqimiz yo'q. Bu musibatlar mavzusi. Musibatlar Rab ismini o'rganarkan biz musibatni ham qo'shib o'tishligimiz kerak shu yerda. Alloh taolo bandalariga musibatlarni yuborib turadi, sinovlarni yuborib turadi tavba qilishlari uchun. Taba alayhim liyatubu. Tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Mana hozir ommaviy axborot vositalarining imkoniyati juda keng bo'lib ketgan. Avval bitta telekompaniya bo'lsa, bir mamlakatda boring bir 5 ta telekompaniya olardı. Shu har bitta telekompaniyani boringki bir 10 tadan kamerasi bor edi. Demek 5 ta telekompaniyani 10 tadan kamerasi olsa bütün davlatta 50 ta kamera bo'lardı. Hozir nechta kamera bor? Odamlarning qo'lida cho'ntagida 2 tadan kamera bor. Ya'ni sodir bo'lgan voqeani bittasi syomka qiladi, vlogit nada deydi, shart qo'yib qo'yadi. Ha, shu musibat oldu, bilasizmi? Musibat oldu. Uxlayotgan joni olib qo'yib qo'yapti. Olish kerak bo'lmagan joni olib qo'yib qo'yapti. Akalar, sizlar suratga olib bir yerga qo'yapsizlar, videoga olib qo'yapsizlar. Shu kishini roziligi bo'lmasa harom ishni qilyapsizlar. Haqqingiz yo'q, haqqi yo'q sizdan so'ramadi. Sizlar nima qilyapsizlar? Uxlayotgan joyda olib turib qo'yib yuboryapsizlar. To'g'ri aytayapmanmi? Hozirgi kunda biror bir hodisa voqea bo'lsa bir pasta bütün dünyaya tarqab ketyapti. Dünya bir kichkina qishloq emas, bir mahallaga o'xshab qoldimi-da? Bu iş bo bo'lgandan keyin hamma tahlil qiladi. Nima uchun bunday bo'ldi? Amanday bunday bo'ldi. Fikrlar bildiriladi. Fikrlar bildiriladi. Unday bo'lsa bunday bo'lardi, bunday qilsa bunday. Wa asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy nimetler kamil kılıp verdi. Nimetler var buradalar üstümüzde. Zahir, körünüp durganlar var. Nimetler var, batın, körünmeydi. Zahiri nimetlerdi, buradalar dedi. Bolup, sadır boğayan bir vakiyanı düşünüş, engilaş kıyınmaz. Ama nime üçün şuna boğayanı yine bilinçliği kıyın. Kateri mi? Sadır boğayan vakiyo hadisanı düşünüş, engilaş, haberdar bolinçliği kıyınmaz. Haberde bir pasız etkisi yaptı bizge. Ama nimaga shunaqa bo'lganligini bilishlik qiyin. Agar nimaga shunaqa bo'lganligini bilsangiz, shu yomon voqeani takrorlanmasligiga siz nima qilasiz, sababini qilasiz. Mufassillar aytishadi, ko'rinib turgan ne'matlar bu sog'lik, moli davlat, farzandlar, boshpana. Shunarlik. Endi ko'rinmay turgan ne'matlar esa-chi? Botiniy ne'matlar-chi? Botiniy ne'matlar bu musibatlar. Musibat ne'mat deyilyapti. Musibat ne'mat deyilyapti. Parvardigor boshimga musibat solmagin deb duo qilamiz. To'g'rimi? Musibatdan panoh tilaymiz. Lekin musibat kelaveradi. Shu musibatning nima ekanligini tushunsa, mu'min banda hatto musibatida ham xayriyatga ega bo'ladi. Mana ko'rib chiqamiz, bu musibatlar qanday qilib ne'mat bo'ladi bizga. Inson ijobiy narsalarni yaxshi ko'radi. Salomat bo'lishini, boy badavlat bo'lishini, muammolarda yo'q bo'lishini yaxshi ko'radi. Ammo faqir bo'lishini yomon ko'radi. Farzandsizlikdan alamlanadi. Mu'min banda zohiriy ne'matlarni anglab ko'rganidek, bilganidek, botiniy ne'matlarni ham anglashligi kerak. Qanday qilib anglaydi? Qanday qilib botiniy ne'matlarni anglaydi? Ko'rgandan keyin bir ish bo'lib bo'lganidan keyin o haberde teşhir koştu bir pasli. Eştiyle bana kapıp da eştik. Ondan bundan sonra diz yuvahlı ki ötüştü. Abi bu oldu çün değil mi? Boptu. Haberde anılaştık o son. Ama ne mi çün şimdi bu yanıken bilinçliği kıyım buladı. Mumun adamda kolada huzuru da kitabı sünnet var.
Mana shu kitobi sunnatni bergan ilmi ma'rifati nuri bilan bo'lgan ishlarni tahlil qila oladi. Misol. Misol shuki mashinangiz yurib ketyapsiz, yoq ozayib ketdi-da, qizil chiroq yonib qoldi. Ya'ni xabarni ko'rdingiz, aniq ravshan. Chiroq yonib qoldi. Nimaga yonganini bilmaysiz. Ketaverasiz. Keyin nima bo'ladi? Motor stug beradi. Ushab qoladi. Katta chiqimga tushasiz, safaringizdan qolasiz, maqsadingizga yeta olmaysiz. Demek bu chiroq yonganini ko'rishlik bitta narsa. Nima uchun yonganligini bilishlik ikkinchi narsa. Ana shu hayotimizda bo'layotgan musibatlarni qizil chiroq deb qarasak, nima uchun bo'lganligini bilsak, motorimiz stug bermaydi. Fikrni tushundinglarmi? Bizning ustimizga kelgan shiddat, makruh va mashaqqatli ish bu qizil chiroq. Qattadir xato ketdik, shu narsa bizga belgi bo'ldi. Ha, yonib qopti deb ketavermaydi. Nimaga manaqa bo'ldi deb turib tahlil qiladi. Mo'minni boshqalardan farqi shunda. Kitobi sunnatni nuri bilan mana shu ishlarni sababini hikmatini anglaydi. Shuning uchun aytiladiki, bir kishining ustiga musibat kelsa, shu musibat shu odamga dars bo'lmagan bo'lsa, bu odamning bu holati boyagi musibatdan ko'ra yomonroq musibat. Shunali yo'lda bir marta qoqildi. Shu qoqilishi dars bo'lmadimi? Demak, bu odamning musibati shunday kattaki, bu qoqilish narsa emas-da. Ko'r hassasini. Ey, mo narsalarni ko'raverma, telefonni har xil odamlarga beraverma, har xil narsani ochib ko'raverma deydi, xo'p deydi, bir marta qoqildi adamini edi. Kerak emas narsani ko'tarib ushalib qolib muammo bo'ldi. Keyin nima qilaveradi? Demak, yaxshi otga ya'ni kelgan musibatni banda to'g'ri tushunmasa, Alloh taolo unga bir risolat belgi qilib yuborgan edi. Agar musibatni Alloh undan kutgan narsada tushunmasa, albatta bu katta balo bo'ladi. Robbimiz bizni tarbiya qiladi, chunki Robbul alamin, ar-Robb tarbiya qiluvchi. Mana shu musibatlar siz bilan biz uchun tarbiya. Alloh taolo bandalariga qiladigan muomalasi. Birinchisi bayoni hidoyat. Alloh taolo hidoyatini bildiradi payg'ambarlar orqali, o'zini kalom orqali. Banda uchun shuni qabul qilish yaxshi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi valirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Mana da'vat. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, dinga da'vat qilarkan, uni qabul qiling. Mana bayon. Payg'ambar sizlarga ikki dunyo saodatini beradigan narsani olib keldi, qabul qilinglar. Qabul qildi, banda yutdi. Agar qabul qilmasa, Alloh tomonidan tarbiya berishlik boshlanadi. La nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Hidoyat keldi, qabul qilmadi. Endi keyingi bosqich. Nima u? Albatta biz ular küfür isyonlaridan qaytishlari uchun ularga ulug' azobdan ilgari yaqin azobni, dunyo azobini toptiraveramiz. Allohda ko'rsatmasin qabul qilmadi. Alloh taolada endi sinov imtihonlar keladi. Boya mana aytdik, oshqozonini davolayotgan bemor banisada tabibni ko'rsatmasiga rioya qilsa yaxshi bo'lib qoladi. Rioya qilmadi. Yema degan narsani yedi. Hop, bu bayoni ko'rsatmaydi. Muomolasilarda qiling, muomolasilarda qiling dedi. Qimodi, oshqozoni yorilib ketdi. Endi nima bo'ladi? Endi nima oladi? Operatsiya stoliga yotkizadi-da, qonini yoradi endi. Yaxshilishi qimodingizmi? Endi nima bo'ldi? Endi bu yerga mashaqqat. Robbimiz ham birodarlar mana shunday munosabat qiladi siz bilan bizga. Oyat qarang-da. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Ey bandalar, agar sizlar shukr keltirib iymonni qabul qilsanglar, nima qiladi Alloh sizlarni azoblab? Nima Alloh taoloni azoblashligi Allohga, Robbimizga kerakmi? Azoblashi bizga kerak bo'lyapti. Chunki nima qilmayapmiz? Nima qilmayapmiz? Sog' suv ichma bolam deysiz.
Kerantta barışını içi var orada. Soğuk su içme deyiz. Bayan kıldız, hidayet kıldız. Ama içti. Kendime kılasız. Yani ukol yaparız. İçime deyken ise mehribanlık idi. Yani ukol yaparız ne oldu? Bu ya mehribanlık oldu. Demek ben de Allah'ını, peygamberinin çakırığı icabat kısa şu musibetlerden aman da buladı. İkincisi, terbiyevi tadib. Eğer Allah'ını körsetmesini kabul kımayan olsa, ikinci basitçi ötedi. Bu indi adabını beriş biz atıldı. Adabını berişlik. Elbette biz onlarını öz küfür isyanlardan kaçışları için uluğ azaptan ilgari yakın, yani şu dünyadaki azabını tarttıramız. Birincisi, bayan. İkincisi, adabını beriş. Üçüncüsü, istidraj. Yani vaktinçe ne kılış? Faydalandırıp duruşlik. Allah'ını körsetmez geldi, kabul kımadı. Musibet kemiydi ayrımlar gibi, bilesin mi? Hiç nesip olmuyordu. Tuhumat kısayan zor. Burada hakkını yesiyen bir cahaya ağrı mıydı? Buranın tanıması yok, muamması yok. Bu istidraj değil. Çünkü bir bende Allah'ını, menkige, masiyetlerge, şongu bir atkeni deyem, üstüge hiç kendisi sınav, maşakkat kemiyekeni yeni körse, hoşuyar olsun bu adam. Bu istidraj değil. İstidraj ne miydi? Kötere yaptırıp, yerge çapış. Kança balat kötarsa, şunca katık düşersin yerge. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Allah Teala bir kavmda yaptı. Şimdi ular, özleri için esletme kılıp verilgen nasanın ütken vaktları da, ular ki hemen nasanın eşiğini açıp koyduk. Kabul kımadı, küfür isyanda turvalıdı, Allah Teala hemen yakşililerde eşiğini açıp koydu. Bunlar zorligimiz için açıp koydu, lakin ne miydi bu? Demek birincisi, hidayet bayanı, ikincisi, adabını veriş, hatası ki ceza verişlik. Üçüncüsü istidraç. Törtüncüsü endi vayran kılıç, halak kılıçlik. Bayani hidayet icabat kılıç için kamil imkanıdır. Adab veriş tavba kılıç için kamil imkanıdır. İstidraç şükür keltirişlik için kamil imkanıdır. Padelenmedi mi? Endi ne keladı? Endi vayran kılıçlik keladı. Endi özleri için islatma kılıp verilgen nesanın unutgen vaktları da onlarga hemme nesanın eşiklerini açıp koyduk. İstidracıdır. Endi yer yoruş. Endi çapış yeni kötarıp. Kaçan ki özlerge verilgen nesalar bilen şadı turuyanlar da onlarını tosattan üşledik. Allah Teala'nın ilahi adabıge düş geliş Allah Teala'nın ilahi adabıdan uzak oluştan göre yaşırak. Çünkü musibet kese tövbe kılasız. Musibet kese günahız yuvladı. Musibet kese közünüzü açarsız. Yani eğer şu musibet kemese ki? Kanunuz varsa Allah deyilsiz. Pürüz yoksa Allah deyilsiz. Karsız olsa Allah deyilsiz. Demek hiç kendine muamması, musibeti bulmayan adam ki Allah deyişlik eneme yok. Allah Arrab. Terbiyat gününde bandalarını terbiye kıladı. Ne mi bilen? Musibetlerde bir işliği bilen. Eğer insan şu musibette Allah tomonidan kelgan risolat, haber, bildiruv ekanligini tushunsa, albatta bundan fayda oladı. Eğer bir para ayında 15 qorong'i bo'lsa 15 yoriq dedi-yu. Bu noto'g'ri tushuncha. Mo'min odam unga bir musibat kelganda darrov orqaga qaraydi. Qayerda xato ketdimikin? Qaysi qilgan xatoim uchun bu jazo bo'layaptikin? Orqani qaraydi. Demek mo'min odam unga kelgan musibatni Robbisidan kelgan bir signal deb tushunadi. Qayaqa qaraydi? Orqasi yaqin. Ehtimol onasini norozi qilib chiqqan. Ehtimol biroq dilni ortib kelgan. Agar shu nuqtai nazardan musibatlarga qarasa, musibat uchun mukofot oldi. Qaytib nima qilmasin? Onasini dilni ortmasin, qaytib birodar haqqini. Demak, ilohiy adabga ro'baro bo'lish ilohiy adabdan uzoq bo'lishdan minnat afzal. Ilohiy adabga itoat qilsak bizi iki dünyada hayriyat kütadı. İki dünyada. Demek Allah Teala bandalarını, günahlarını yuvuşluk için, onlarga talim verişlik için, onlarga adab verişlik için ne kılarken? Musibetlerini verip durarken. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lakum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.